Selamlar arkadaşlarım ben Servan Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. KPSS tarih dersine ait soru çözümlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki bu soru çözümlerinden YKS'ye hazırlanan arkadaşlar da nasiplenebilirler değerli arkadaşlarım. Buyurun başlayalım iyi seyirler. 18. yüzyılda. Şimdi bu tür sorularda her zaman kronolojiye hakim olmak lazım. 18. yüzyıl yani gerileme. 18. yüzyılda Mahmud'un Humbaracı Ocağı'nı geliştirmeye çalışması. Mustafa'nın mühendisani Bahri Hümayun'u açması, Behr yani deniz mühendisanesi, Selim'in nizamı cedid ordusunu kurması, gelişmelerine göre yargılardan hangilerine ulaşılamaz, bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz ya da hangilerine. Islahatlar askeri alanda yoğunlaşmıştır. Bakalım Humbaracı askeri, Mühendisane Bahri Hümayun askeri, nizam Cedid askeri. Burası doğru. Yenilikçi padişahlar tahta çıkmıştır. Evet 3 tane padişahın da yenilik yapmaya çalıştığını zaten bize kendisi söylüyor. Bu durumda bunların ortak noktalarından biri de yenilikçi padişahlar. Eğitim alanında Avrupa örnek alınmıştır diyor. Değerli arkadaşlarım buraya baktığımız zaman eğitim alanında Avrupa'ya örnek aldığımızı doğrudan göremiyoruz. Avrupayı tarzda ordudur. Avrupayı tarzda bir askeri birliktir. Belki burada hani mühendisane, mühendis yetiştirdikleri için arkadaşlar eğitim yönü olabilir ama hani 3 tane öncülü aynı anda kapsayamadığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı eliyoruz. Ulaşlamızı bulduk. ÖSYM'nin popüler bir mantığıdır. Şunlardan ikisi en doğrudur. Üçüncüsü ise çok zayıf kaldığı için mecburen eliyoruz. İkinci sorumuz yukarıdakilerden hangileri gerileme devrinde ıslahat yapan devlet adamlarındandır? Değerli arkadaşlarım gerileme devri yani 18. yüzyılda ıslahat yapan devlet adamlarını soruyor. Kemankeş Kara Mustafa Paşa. Değerli arkadaşlarım Kemankeş Kara Mustafa Paşa köprülü ailesindendir. Ve köprülerde duraklama dönemi ıslahatçılardır arkadaşlar. Nevşehirli damat İbrahim Paşa Lale devrinde 3. Ahmet'in sadrazamlığını yapmıştır. Lale devri de gerilemedir. Doğru. Koca Ragıp Paşa değerli arkadaşlarım gerileme dönemindeki önemli Türk Müslüman ıslahatçılardandır. Tıpkı yabancılar da vardı. Mesela Baron de Tot, Kontu Boneval, Koca Ragıp Paşa değil mi arkadaşlar? Bunlar dönemin ıslahatçıları. Hangi dönemin gerileme? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ise değerli arkadaşlar yine köprülü ailesindendir ve yine duraklamadır. O zaman 1 ve 4 duraklama, 2 ve 3 gerileme dönemi e Bizden de zaten gerileme dönemine ait olan İSED'ine göre cevabımız 2 ve 3 oldu. Şimdi bilgilere bakalım. Matbaanın alınması, batı tarzında okulların açılması, Fransa'dan askeri ve teknik elemanlar getirilmesi. Matbaa alınmış, okullar batı tarzı açılmış, Fransa'dan askeri ve teknik eleman uzman getirilmiş. Birlikte düşünüldüğünde Osmanlı Devleti yargılardan hangilerine ulaşılır? Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşabiliriz? Ama birlikte düşüneceğiz. Batının üstünlüğü kabul edilmiştir diyor değerli arkadaşlarım. Evet. Batı tarzı, batı tarzı, batı tarzı. Dolayısıyla arkadaşlar batının üstünlüğü kabul edilmiştir. Islahatlarında batı örnek almıştır. Evet. Matbaada da batı örnek almıştık. Hakkese diğerlerinde de verilen 3 bilgi de öyle. Demokratikleşme hareketleri değerli arkadaşlarım burayı yakalayabilmek için bize verilen bilgilerde haktan, Hukuktan, tanzimattan, ıslahattan, demokrasiyle ilgili, haklarla ilgili bazı ifadelerden bahsetmesi gerekirdi. Ama verilen üç bilgide de buna dair herhangi bir bilgi yoktur. Hangilerine ulaşılır dediği için 1 ve 2. Her zaman bu tür, bu, tür, bu tür sorularda dostlar şu verilen bilgiyi iyi analiz ederseniz zaten çıkıyor. Yukarıdaki ıslahlardan hangileri 3. Selim dönemindedir? Şimdi ben pek tarih vermeyi sevmem ama hani bu konu gereği vereyim. 3. Selim Fransız ihtilalinin olduğu yıl tahta çıkıyor. 1789 1 789 Fransız ihtilalinin olduğu yıl Selim 3. Selim tahta çıkıyor ve 1807 Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indiriliyor. Hangisi 3. Selim dönemindedir? İlk itfaiye örgütü Lale Devri'dir. 3. Ahmet'tir. 3. Selim değil. Avrupa'da geçici elçilikler 3. Selim'dir değerli arkadaşlarım ve 3. Selim döneminde Avrupa'nın birçok şehrinde Paris'te, Londra'da, Viyana'da geçici elçilikler açılmış. İradı Cedid kurulmuş. Evet neydi bu hatırlayalım. 3. Selim Nizam-ı Cedid adında askeri bir ıslahat yapıp ordu kurunca Fransa yönüne kaldı. Bu ordunun masrafları için de İradı Cedid hazinesini kurmuştu. Ve okullarda Fransızca dil dersleri okutuldu. Evet 3. Selim zamanında Fransızca devletin resmi yabancı dili. Resmi yabancı dil oldu. O zaman hangileri Selim dönemidir? 2-3-4 ama bir lare devri 3. Ahmet dönemine aitti. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde alanlarının hangilerinde ıslahat yapılmaya çalışılmıştır? 18. yüzyılın gerileme olduğunu hatırlayın. Ve biz gerilemede Avrupa'nın üstünlüğünü de kabul ettik onu da hatırlayın. 18. yüzyılda hangi alanlarda ıslahat yapılmış? Elbette askeri alanda yapıldı. Örneğin nizam-ı cedidler, hendeshaneler, mühendisani, berri hümayun, bahri hümayun değil mi? Maliye alanda da hakeze yapıldı. Nasıl yapıldı? Mesela gerileme döneminde arkadaşlar Sultan 1. Abdülhamit, 1. Abdülhamit yerli malını özendirmeye çalıştı çalıştı. Üçüncü Selim Yerli malını özendirmeye çalıştı. Ya da Birinci Abdülhamit hatırlayın cülus bahşişini de kaldırdı değil mi arkadaşlar mali alanda? Eğitim alanda hendesane denilen, hendesane denilen ilk batı tarzı askeri okul açıldı. Birinci Mahmut zamanında açıldı. Beri Hümayunlar, Bahri Hümayunlar açıldı. Dolayısıyla 3 alanda da gerileme döneminde ıslahat yapılmıştır diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde lale devri ıslahatları ile nizamı cedid hareketlerine din elden gidiyor gerekçesiyle karşı çıkılmış olması bu dönemin ıslahatlarının gerekçelerinin hangileriyle ilgilidir? Şimdi dostlar gerilemedeki lale devri ıslatları ile nizam-ı cedid hareketleri ve ıslatlarına din elden gidiyor gerekçesiyle birileri karşı çıkmış. Bu da bu, bu mantıkla karşı çıkmaları ıslahatların hangi özelliklerinden kaynaklanıyor? Şimdi uzun sürmesiyle din elden gidiyor arasında hiçbir bağlantı kurulamaz değerli arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde eledik. Din elden gidiyorla baskı ve şiddet uygulanması hiç alakası yok. Şöyle deseydi halk tarafından benimsenmedi, kabullenmedi diyebilirdik baskı şiddet uygulandığı için. Ama burada halk tarafından kabullenmedi vurgusu yok. Din elden gidiyor vurgusu var. Bunun onunla alakası olamaz. Din elden gidiyorsa demek ki batı tarzı saatler yapılmış Hristiyanlardan gelen ıslahatlar yapılmış Ve fanatik bir grupta Din elden gidiyor sloganını kullanmış Demek ki neyle ilişkilidir A seçeneğindeki yalnız bir değerli arkadaşlar Lale devrinde Açılan Osmanlı matbaasında Dini kitapların basılmasının yasaklanması Yasaklanmasında Örgütlerinden hangilerinin baskısı Olmuştur şimdi hatırlayın Lale devrinde arkadaşlar Said Efendiler, İbrahim Mütteferikalar lale devrinde ne yaptılar arkadaşlar? Matbaayı getirdiler ve bu matbaada dini kitapların basılması yasaklandı. Bu yasaklamada örgütlerinden hangilerinin baskısı, etkisi olmuştur diyor. Bir kere ahilik esnaf teşkilatıydı. Matbaayla dini kitapla hiçbir ilgisi, ilişkisi olamaz. Hattatlar işsiz kalmasın diye 100 bin hattat vardı o dönemde ve bunlar ayaklandılar. Demek ki bunların baskısı etkili oldu. Ulema sınıfı da arkadaşlar ne yapıyor? Sözde dini kitapları batı tarzı bir ıslahatta basmanın uygun olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bunlar baskı yapıyorlar değerli arkadaşlarım. Çözüm nasıl bulunuyordu da onu da hatırlayalım. Matbaada dediler ki pozitif bilimlere ait kitaplar basılsın ama dini ilimlere ait kitaplar hattatlarca yazılsın diye bir çözüm de var. Onu da hatırlatmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Avrupa örnek alınarak yapılan bir ıslahat çalışması değildir? Şimdi soruyu şöyle analiz edelim. 18. yüzyıl, Avrupa örnek ve değildir. Yani 18'de olacak ama Avrupa örnek alınmamış olacak değerli arkadaşlar. Dikkat. Matbaa Avrupa tarzıydı ve 18. yüzyılda. Çiçek aşısı uygulanması. Dostlar cevabı bulduk. Çiçek aşısı 18. yüzyıldır. Doğrudur. Ama Avrupa örnek alınmamıştır. Aksine Avrupa bunu bizden örnek aldı değil mi? Lady Montecuy arkadaşlar İngiltere elçisinin karısı bizden örnek alıp Avrupa'ya götürdü. Biz Avrupa'ya örnek almadık. Cevabı bulduk tamam mı? Bak ne diyor? Avrupa örnek alınmamıştır. Evet. Burada Avrupa örnek alınmadı. Aksine Avrupa bizi örnek aldı. Hendesane batı tarzıydı. 18. yüzyıl. Nizam ve Cedid Fransız usulüydü. 18. yüzyıl. Ve İsveç'ten Fransa'nın bir sürü ülkeden yabancı uzman da getirildi. 18. yüzyıl arkadaşlar. Lale devrinde gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinde kültürel değişimlere ortam hazırlamıştır? Kültürel değişim, can alıcı nokta burası. Bazı Avrupa devletlerinin başkentlerine geçici elçilikler yollanması oradaki kültürün raporlarla, kitaplarla bize ulaşmasını elbette sağladı. Örneğin Paris Büyükelçisi 28. Mehmet Çelebi'nin Paris Sefaret Namesi, Osmanlı'da Avrupa kültürünü yayan en önemli eserlerden biridir. İstanbul'da ilk Osmanlı matbaasının açılması matbaa açılırsa kitap basımı arttığı için kültürel değişime zemin hazırlar. Tercüme heyetleri oluşturarak bazı yabancı eserlerin Türkçe'ye çevrilmesi elbette ki Batı kültürünü bize empoze eder, kültürel değişime zemin hazırlar değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Avrupa'daki gelişmelerden yaralanarak devleti kurtarmaya yönelik ıslahat yapmışlar? Şimdi bakın. Bunların belki hepsi ıslahatçı olacak ama soru bizden şunu istiyor. Diyor ki bunlardaki ıslahatçılardan bir tanesi Avrupa'yı örnek alarak yapmış. E o zaman mantığını hatırlayalım. 17. yüzyılda duraklamada Avrupa örnek alınmamıştır. 18. yüzyılda Avrupa örnek alındı. O zaman bunlardan dört tanesi duraklama padişahı ya da devlet adamı. Bir tanesi gerileme olacak ki Avrupa'yı örnek alsın. 2. Osman duraklama, 4. Murat duraklama, padişahları hatta Osman Yeniçeriler tarafından öldürülüyor. Tarhuncu Ahmet Paşa 4. Mehmet'in getirdiği sadrazamlık yapan kişidir. Denk bütçe oluşturdu duraklama, denk bütçe oluşturdu. Köprülü yine 4. Mehmet'in annesi Valide Turhan Sultan getirdi. Şartlı geldi ve duraklamadır arkadaşlar. İkisi de 4. Mehmet'e sadrazamlık yapmış. Ama 3. Selim gerilemedir. 18. yüzyıldır ve Avrupa örnek alınmıştır. Nizamı cedid ıslahatları ile değerli arkadaşlar. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti hangilerini yabancı uzmanlar getirerek Avrupa usulünde yeniden düzenlemiştir? Yabancı uzmanlar getirerek Avrupa usulünde yeniden düzenlemiştir. Humbaracı Hoca arkadaşlar Kontu Bonneval getirilmiştir. Humbaracı Ahmet Paşa oluyor. Topçu Ocağı'nda yine değerli arkadaşlarım Baron Dödötler, Baron Dödöt gibi uzmanlar yardımcı oldular Osmanlı'ya. Hatta sürat Topçu Ocağı'na dönüştürdüler. Ama Yeniçeri Ocağı zaten yeniliklere karşıydı. Adında yeni var ama kendisi yeniliklere karşıydı ve Avrupa usulü bir değişim yapılamadı Yeniçerilerde. Aksine onlar Avrupa'yı ıslattığının da önündeki en büyük engeldiler değerli arkadaşlar. Vakayı Hayriye ile 2. Mahmut bunları hayırsızları kaldıracak. Olaya da hayırlı olay denilecek. O zaman hangileri batı tarzı düzenlenmiştir? 2 ve 3 diye bir biliriz arkadaşlarım. Padişah 3. Selim döneminde eğitim alanda yapılan ıslahlara gelişmelerden hangileri örnek gösterilebilir? 3. Selim eğitim ve örnek gösterilebilir. mühendisane Berre Hümayun e bir okuldu arkadaşlar. Mühendis yetiştiriyordu. Kara mühendisanesi. Ber kara demek arkadaşlar. Eğitimli ve selimli doğru. Askeri okullarda Fransızca dil eğitimi selimdi ve eğitimdir. Doğru. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi eğitimdir. Doğru eğitimdir ama Selim değil. İkinci Mahmut'tur arkadaşlar bu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 seçeneği oldu. Peki değerli arkadaşlarım uzatmayacağım. Yeni videolarda yeni eserlerde görüşmek üzere. Servan Hoca ile kalın. Sağlıcakla kalın.